Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok nefis ve oldukça pratik bir poğaça hazırlayacağız. E, poğaçamızın içinde tereyağı, margarin yok ve mayasız bir poğaça olacak. Mayasız olduğu için böyle şipşak hazırlayıp ister çay saatlerinizi isterseniz kahvaltı sofralarınıza hazırlayıp afiyette yiyebilirsiniz. Buyurun bu güzel poğaçamızın hemen yapım aşamalarına geçelim. Karıştırma kabımıza oda ısısında beklemiş bir tane yumurtanın akını kabımıza alıp sarısını da üzeri için ayıralım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, sıvı yağ yerine sizler zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bu tarifte söylemiş olduğum gibi margarin veya tereyağı yok. Bir çay bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozumuzu hemen yoğurdun üzerine alalım. Ve 1 yemek kaşığı da sirkemiz var. Ben üzüm sirkesi kullandım. Sizler elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Üzerine 1 çay kaşığı karbonatımızı da ilave edip ve daha sonra sıvı malzemelerimizi iyice karıştıralım. Sıvı malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra unun yarısını hemen üzerine alıp ve daha sonra bir tutam ince ince doğranmış dereotumuzu üzerine ilave edelim ve geriye kalan unumuzu tekrar ilave edip yoğuralım. Hamurumuz yoğunlaştıktan sonra elimizde yoğurma işlemine devam edelim. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Tabi sizin kullanacağınız yumurtanın büyüklüğüne veya e, sulu bir yoğurt kullandıysanız bu miktar değişebilir. Ele yapışmayan yumuşak bir hamuru olması yeterli. Evet hamurumuzu iyice yoğuralım. Bakın yumuşacık oldukça güzel bir hamur. Hamurumuzu tahtamıza alıp cevizden biraz daha büyük olacak parçalar koparalım. Toplam 18 parçaya bölelim. Mayasız bir poğaça olduğu için çok fazla büyük yapmadım. Tabi arzu ederseniz sizler daha büyük parçalar koparıp şekil verebilirsiniz. Şimdi işin en güzel tarafına geçtik. Poğaçalarımıza güzel bir şekil verelim. Tabi bu şekli vermek zorunda değilsiniz. Dilediğiniz şekillerde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz yuvarlayın, isterseniz böyle klasik poğaça şekli verin. Ben bugün böyle patates aparatında şekil vermek istedim. Parçalara ayırmış olduğumuz hamurumuzdan bir tanesini alıp böyle aparatımızın üzerine bastırarak çay tabağı büyüklüğünde açalım iyice bastıralım ki tam aparatın güzelce böyle şeklini alsın daha sonra içine bir tatlı kaşığı dolu dolu böyle rendelenmiş kaşar peynirimizi alıp uçlarını böyle ortaya doğru gelecek şekilde iyice kapatalım Poğaçanın hamurunda dereotu kullandığım için e, kaşar peynirde maydanoz falan kullanmadım. Sizler dereotunu sevmiyorsanız poğaçanızı sade hazırlayıp daha sonra peynirli harcına maydanoz ekleyebilirsiniz. Hamurumuz bitinceye kadar. Böyle şekil verip daha sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize alalım. Bir tane yumurta sarısını üzeri için ayırmıştık. 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip karıştıralım. Daha sonra bir fırça yardımıyla üzerlerine sürelim. Poğaçaların daha parlak görünmesi için yumurta sarısına her zaman 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Bunu da hemen belirtmek istedim. Yumurta sarısını sürdükten sonra isterseniz sade bırakabilir veya çörek otu susam serpebilirsiniz. Ben bugün böyle bol miktarda çörek otu serptim. Poğaçalarımız hazır. Önceden ısıtılmış 180-190 derecelik fırında üzerleri böyle güzelce kızarıncaya kadar pişirelim. Poğaçalarımız 20-25 dakikanın sonunda pişti. Tabii fırından fırına pişme süresi değişebilir. Şimdi o kadar güzel böyle mis koktu ki hemen sizlere böyle sıcak sıcak da göstermek istedim. İlk sıcağı çıktıktan hemen sonra bir tane alıp sizlere böyle yakından göstereyim. İnanılmaz güzel bir poğaça oldu. Şipşak böyle mayalanma derdi olmadan İçinde tereyağı, margarin olmayan, evde var olan malzemelerle hazırlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi az malzeme ile böyle mayalanma derdi olmayan, içinde tereyağı, margarin olmayan, maliyeti oldukça düşük bir poğaça hazırladık. Üstelik çok az malzememiz vardı. Bugün içinde sirke kullandım. Sirke poğaçamızın daha gevrek olmasını sağlar. Evet soğuduktan sonra tekrar aldım. Neredeyse böyle tepsinin üçte biri bitti sayılır. Kokuyu alan mutfağa geldi ve poğaçasını kaptı. Bu güzel tarifi sizin de ısrarla denemenizi tavsiye ederim. Bugün de sizlerle mis kokulu çok lezzetli yapımı oldukça kolay maliyeti de son derece düşük bir poğaça tarifinin daha sonuna geldik. Bu tarif normal klasik poğaça tarifi ee, ama ben bugün içine karbonat ve sirke ilavesi yaparak daha da lezzetlendirdim. Sirke sayesinde çok güzel gevrek harika bir poğaça oldu. Videomu buraya kadar izlediyseniz tabi poğaça tarifimde beğendiyseniz kıymetli yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Videomuzun sonuna gelmişken sizler de böyle değişik tam tutan poğaça tarifleri arıyorsanız diğer poğaça tariflerimin linkini hemen videonun alt kısmına bırakacağım. Hepsine gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Yeni tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup ve daha sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu ve masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.